İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda kurulan eğitim kampının açılışına katılarak merkez ilçelerde bulunan okullardaki ilk ders zilini çaldı. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda AFAD tarafından oluşturulan eğitim kampüsüne gelerek depremzede öğrencilerle buluşan Soylu, İsveç tipi konteynerlardan oluşan 10 adet sınıf, Kırgız çadırlarından oluşan 10 adet halk eğitim kurs merkezi, 10 adet öğretmen barınma çadırı, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 19 tane izci kamp çadırını ziyaret etti. Etrafınızda da ne? Evet, süper, muhteşem. Burada canlı gezebiliyorsunuz Sayın Bakanım, normalde kollarla birebir içinde olacaksınız müzenin. Oldum bile. Daha sonra etkileşimin hali de var Sayın Bakanım. Harika. Kaç boyutlu bu? Bu 3 boyutlu. 3 boyutlu. Bu tarafta da yazılım atölyemiz var. Programda konuşan Bakan Soylu, 7 güzel adamın bu ülkeye neler öğrettiğini, aslında yazılan her şeyin, söylenen her güzel cümlenin, her nasihatın havaya boş olarak söylenmediğini bu 64 günde öğrendik dedi. Gençler, sevgili çocuklar, kıymetli öğrenciler, 7 güzel adamın bu ülkeye neler öğrettiğini, aslında yazılan her şeyin, aslında söylenen her güzel cümlenin, aslında her nasihatın, her tembihatın havaya boş olarak söylenmediğini bu 64 günde gördük. Edirne'den Ardahan'a, Muğla'dan Kütahya'ya, Kayseri'ye kadar bu ülkenin her bir ferdinin gönlü burada oldu. Kimisi tırlarla, kimisi kendi araçlarıyla, kimisi kargolarla, kimisi kendi ilçesindeki kaymakamlıklar, Kızılay, AFAD üzerinden, hem de küçük küçük pusulalar yazarak deprem bölgesindeki her bir kardeşimizin, her bir yaşayan insanımızın yanında oldu. Bakan Soylu konuşmasının devamında öğrencileri, sizi bu yarışta geride bırakmayacağız dedi. Öğrenciler okulların açılmasını istediler. Hem arkadaşlarıyla, hem okullarıyla, hem de öğretmenleriyle beraber buluşmak istediler. Bunun bir tek sebebi var. Depremde yaşadıkları o ağır travmadan öğretmenlerinin sevgisiyle, arkadaşlarının dostluğuyla ve okullarının sıcaklığıyla çıkabileceklerini düşünüyorlar. Size burada söylüyorum. Milli Eğitim Bakanımız da, valimiz de, Milli Eğitim Müdürümüz de, kaymakamlarımız da, her biri okullarla bir an önce çocuklarımızı buluşturabilmek için seferber olmuştur. Ama bu esnada nasıl geçici barınma merkezlerimiz varsa, eğitimi de özellikle LGS, özellikle YKS için, YKS sınavına girecekler için destekleme kursları, LGS kursları ve YGS kurslarıyla beraber konteyner kentlerde ve çadır kentlerde devam ediyoruz. Ben huzurunuzda eğitim ordumuza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çekiyoruz efendim.